Evet, bu arada Sayın Mumay, son dakika gelişmesi olarak paylaşalım. Ekranlarımızda da yer almakta. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan açıklaması sürüyor. AK Parti ile ittifak yapmayacağız açıklaması geldi. Lütfen buyurun, yeni detaylar oldukça elbette paylaşacağım. Şaşırmadım. Son gelen kulislerde bu yöndeydi. Ama tabii ki 20 Şubat'a kadar şerh koymakta fayda var. Neden? Bunun bir kesin karar olmayabileceğini düşünmekte fayda var. Çünkü sonuçta bütün temellendirdiğimiz bütün nokta DEM Partisi özelinde de yorumlanacaktır. Mutlaka ona da... Şimdi buyurun. Cümlenizi lütfen tamamlayın. Mutlaka onunla birlikte de yorumlanacaktır. Bu tabii ki ittifak yapmayacağız son bir karar olmayabilir. 20 Şubat'a kadar değişebilir. Ama şimdiye kadar bütün göstergeler zaten bu yöndeydi demek lazım. Şimdi açıklamaları geldikçe ben de paylaşıyorum hem sizlerle hem de izleyicilerimizle. Gizem Yağbasan takip ediyor Yeniden Refah Partisi'nin açıklamalarını. Genel merkezde Gizem'de. Gizem paylaşmış şimdi. Diyor ki Fatih Erbakan, bu seçimde millet bizden ittifakın içinde yer almamızı istemiyor. Teşkilatlar da istemiyor bizim bu ittifakın içinde yer almamızı. Bu seçimde ilk belediyelerimizi kazanmayı, milletimize kendimizi göstermeyi istiyoruz. AK Parti heyeti bize adil bir teklifle gelmedi. AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı çıkaracağız diyor. Yeni bir açıklama geldikçe paylaşacağım. Lütfen buyurun. Şimdi aslında bu şu demek İrem Hanım, 20 Şubat'a kadar bana somut, benim isteklerime yakın, benim size sunduğum çerçeveye yakın bir yaklaşımla gelin demek. Yani hala açık bir kapı var mı? O kapı kapanmadı mı? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Bu açıklama, biz sizinle pazarlık yaptık ama istediğimiz şekilde bize yaklaşmadınız. Gücümüzün farkında değilsiniz. 20 Şubat'a kadar ya bizim isteklerimize somut ve taleplerimize yönelik adımlarla gelin ya da biz bu kapıyı kapatmayı biliriz diye, bu bir el yükseltme hamlesidir. Kesinlikle son bir karar değildir. Zaten genel olarak büyük çerçeveye baktığımız zaman da ben açıkçası Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile bir ittifak yapacağını öngörüyorum. Ama biraz önce de dediğim gibi akıllıca bir pazarlık yöntemi uyguladıklarını düşünüyorum. Aslında bir önceki seçimlerde de biz görmüştük değil mi? Geride bıraktığımız seçimlerde Yeniden Refah Partisi aynı politikayı sürdürüyor. Yani birazcık bekliyor, süreç uzuyor. Ondan sonra işte bir şekilde uzlaşma sağlanıyor ve ittifak yapılıyor. Ama bu süreç, sizin de söylediğiniz gibi az önce çok doğruydu o tespitiniz. Yani sürecin uzaması aslında Yeniden Refah'ın işine yarıyor. Elbette sürecin uzaması bütün parti, yani DEM Parti'nin de aslında işine yarıyor. Neticede bunlar bir pazarlık argümanı olarak kullanıldığını bildiğimiz hamleler. Elbette bu tür yerel seçim, yani yerel seçimde de genel seçimde de özellikle tabanda ittifak yapılmayan seçimlerde bu tür pazarlıkları doğal karşıladığımız bir noktadayız. Ama genel olarak Türkiye siyasetinin, Türkiye yeni dönem siyasetini ne bir okuma yaparsak, Yeniden Refah'ın AK Parti ile bir ittifak yapacağını, DEM Parti'nin de son anda bile olsa özellikle büyük şehirlerde aday çıkarmayacağını öngörüyorum. Ama tabii ki Türkiye siyaseti çok oynak bir zeminde bir siyaset. Dolayısıyla her an her şeyin olabileceği ihtimalinde saklı tutmakta fayda var. Peki şu ihtimalleri de konuşacak olursak, kaç dakikam kaldı bu arada Cenk? Son 4 dakikamız kalmış. Yönetmenim Cenk son 4 dakika diyor. 4 dakikada tamam. Şunu da sormak isterim size. Diyelim ki AK Parti ile önceki seçimlerde yaptığı gibi Sayın Erbakan çıktı. Evet dedi, biz uzlaşma sağladık dedi ve bir anlaşma yapıldı. Yaparsa ne olur? Mevcut yerel seçimlere bir ittifakla Yeniden Refah'ın desteğini alarak ilerlerse büyük şehirlerde hangi ihtimaller açığa çıkar? Yapmazsa hangi ihtimalleri göz önüne almamız gerekir? Elbette her türlü ittifak, muhalefet partilerinin karşısında yapılan her türlü ittifak muhalefet partisi adaylarını zorlayacaktır.
Çünkü işin matematiğine baktığımız zaman son iki seçimi değerlendirdiğimiz zaman gördüğümüz tablo %3 ve %4'lük bir kesme dilime tıkanan, orada sıkışan bir şeyi işaret ediyor. Bir veriyi işaret ediyor bizi. Elimizdeki verilere baktığımız zaman o %3 ve 4'ü atmak için DEM Parti ile muhalefetin bir ittifak yapması muhalefet partisini rahatlatacaktır. Mümkünse yeniden refahını da AK Parti ile yapmaması rahatlatacaktır. Elbette %1'lik de olsa payı olan diğer partileri de işin içine katmak lazım. Ama İrem Hanım, özellikle şunu belirtmekte fayda var. Siyaset dünyasının çok sıcak günlerden geçtiği zamanlarda özellikle siyasetçilerin unuttuğu bir konu var. O da şu: iletişim. Neyi nasıl anlattığınız, neyi ne zaman kime söylediğiniz. Şimdi bu %3'lük 4'lük tabandan bahsediyoruz ya, seçmen o kadar oynak bir zemindeki seçmenden bahsediyoruz ki, seçmenin geçirgenliği oranı çok yüksek Türkiye'de. Özellikle büyük şehirlerde çok yüksek. O seçmen geçirgenliğini düşündüğümüz zaman işte o geçirgenlik noktasında yüz yüze iletişimle seçmene ulaşmak çok önemli. Biraz önce Özgür Özel'in de Manisa'daki açıklamasında dediği bir şey vardı. Çok önemsemek lazım. Tabandaki ittifak. O tabandaki ittifakı yaratacak şey de kampanyalar. Tabandaki ittifak ne yazık ki işte genel başkanların kendi yaptığı söylemlerle, şehirlerde yaptığı mitinglerle olmuyor. Tabandaki ittifakı kurmak için yüz yüze iletişimlerle, örgütlerle çalışmak, o %3'lük, 4'lük kesimi sokakta yakalamak gerekiyor. Dolayısıyla bu kampanyalar çok önemli, çok hayati, bir an önce sokağa çıkıp başlatılması gereken kampanyalar. O geleneksel aslında hep yerel seçimlerde gördüğümüz işte örgütlerin, liderlerin, adayların sokağa inmesi, mahalleleri dolaşması, seçmenle, halkla böyle yüz yüze iletişim kurması aslında hala devam etmeli. Çok önemli yerel seçimler bazında diyorsunuz. Yani her ne kadar liderler ve partiler bazında bir ittifak olmasa da eğer doğru yöntem ve süreç devam ederse tabanda bir ittifak kurulabilir. Doğru mu anladım? Kesinlikle öyle diyorum ama tabii ki bunun yöntemleri, stratejisi, zamanlaması çok önemli. Evet. Eski usul yöntemlerle değil, o yöntemleri daha çağımıza adapte ederek, daha genişleterek birebir seçmene dokunma davranışı, birebir anlatma davranışı, Türkiye'nin gerçeklerini hatta gerekirse anlatma davranışı, o %3 ve 4'lük kesimi o geçirgenliğini etkileyecektir. Ve mutlaka fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum.